Silah Hanım. İzmir'den sizin için gelip. İzmir'den gelip. Vallahi o cür eveşi, kasıp. İstemiyorsun. Niye? Niye istemiyorsun? Hani diyor, özün isteyirim. Ben özün isteyirim kurban olayım. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yoktu Allah'a şükür. Hayş ederim. Hayş ederim. Annem, annem, güzel annem. Seni çok özlemişim annem. Beni diğer çocukların kadar sevmesen de. Ben seni çok sevdim. Kızın gelmese de buldum. Dur orada. Yemen unut. Ben seni unutmadım. İşte Mustafa. Niye? Anneciğim, Mustafa ile gelirsen çok sevinirim. Gel annem, gel annem, gel, seni çok özledim. Gel de sana sarılayım canım annem. Düzdür, düzdür. Ben bir şey diyeyim Mustafa. De. Bana gerçekleri danışacaksan. Gerçekleri danışacağım. İsteyirim ki bu kadına karşı içimde bir... Şüphe var diyorsunuz. He, şüphe var. Benim hiçbir zaman şüphem olmadı.
Kızı sattı mı sana? Benim hiç şüphem olmadı. Ben anam, her zaman anam olarak gördüm. Hiçbir zaman da saygısını, değerini, hiçbir zaman kendi açımda aşağılanım veya düşürmedim. Ben her zaman Sahile nasılsa anamı da aynı gördüm. Çünkü Mustafa, onu saklayan, yetiştiren anası, eşimi, mesela ailemi. Çünkü onun için bu benim için her şeyden önce gelir. Bak, yok bir şey. Hayır. Nasıl oldu Sahile'ni aldın? Ama doğruları konuş. Doğruları söyleyeyim. Ben şimdi geldiğimde, Azerbaycan'a geldiğimde, Feride'nin oraya geldiğimde, iki Feride'nin gün kaldım. Feride'nin görüntülerini verin. İki gün kaldım. İki gün sonra Sahile'ye çattım. Yani Sahile'yle kavuştum. Oraya da kavuştuğumda bu Vesile halası denilen kişi, yani kadın, dedi ki, tamam dedi, Sahile var. Ben sözümün arkasındayım. Bir Sahile diye bir kız var. Gel dedi, onu yapar. Ben de dedim, Müsale dedi. Bu Feride. Vesile. Ama Feride aracılık yaptı. Feride vasıtacılığı eledi. Bu Sahile'ni sana taptı. Aracılık yaptı. Ondan sonra ben bu şekilde olunca ben de kabul ettim ama bunları yani bu herhangi bir mesela baskı, herhangi bir şiddet, herhangi bir mesela zorlama gibi bir durum olmadığı halde ben kabul ettim. Ama neden kabul ettim? Ben yanlış anlaşılmasın, kimse beni şey yapmasın, yani yargılamak amaçla değil, sadece şunu söylerim. Ben kimseye 5 kuruş para vermedim. Yani bu kızı satın alacağım düşüncesi de para vermedim. Yaxşı, öyleydise, Sahile Hanım derim, Həqiqət Hanım necə, kızı pulla mı sattı sana? Bak şimdi, işte, zaten oraya geleceğim. Şimdi benim gerçek anlatmaktan istediğim nokta şu. Feride'nin evinde kaldıysam ben... 9 gün Feride'nin evinde kaldım. 9 gün Feride'nin evinde kaldım. Orada kaldım diye yeme içme parası $100 para verdim. Feride'ye. Ama ben özümden verdim. Onu yani bu şey anlamda değil. İstemedi, sen verdin. Ben istemedi, ben verdim. Ondan sonra Vesile'ye gittik. Vesile aşağı 9 kişi. Mene bu soru uzun uzadı danışma. Həqiqət kızı pulla mı satsın? Hayır. Feride vasitəçilik mi etti? Vasıtacı aracılık yaptı. Tamam. O zaman Sahile niye anasını suçladı ki sen beni satmışsın? Anasını suçlamanın sebebi... Niye dedi ki adam gönderip beni aktarır? Kim dedirtti o sözleri Sahile'ye? Ben kimseye öyle bir şey demedim ama şunu anlatacağım. Herkesin kendine göre bir geçmişi vardır. Bu geçmişi kimseyle ne paylaştık, ne işim de aynı, yani yoldaşım da aynı, ben de aynı. Biz geçmişimize şey yapmayız, yargılamayız. Bizim geçmişimiz kalmıştır, Azizim, konu kapanmıştır. Sahile beni öldürürdü ki, neden annesine söylüyordu, neden buraya gönderdin videocuları, kameramanları? Bu şeyden Feride'nin kızının, İrane diye bir kızı var Türkiye'de, o baskı yapmış, yani tehdit etmiş. Demiş ki, ben ne yaptım da ki demiş, beni demiş şeye gönderiyor, yani aktarmaya gönderiyor diye. Kızına telefon yani etmiş. Yani Sahile... şey etmiş ha, baskı etmiş, baskı altında kalınca Feride'nin kızı, biz burada olarken bu sözü eşitip kızınıza baskıya ki he de kov gelme, ne ki gelme gedim, komşu bunlar dilini satıyor. Aydın. Benim Mustafa'ya bir dakika. Sizden istir şimdi, yani mümkün olursa telefonu dengeleyip Sahile sizinden tanışmak istiyor. Sahile'ni bağlı Efren. Ben bir sual vereyim bağlayana kadar. Mustafa Bey. Buyur. Bak siz Feride Hanım'ı, onun kohumunu tanımırdınız. Nece olarak ona gelmiştiniz Azerbaycan'a? Bu Feride'nin kürekeni getirdi geldi Türkiye'den. Niye getirip geldi ki? İşte sizin? Evlenmek için getirdi geldi. Ha evlenmek. Tamam. Evlenmek için getirdi geldi. Oldu. Her şey aydındı. Ayman. Dedi pul meselesinde o Feride'nin kızı değil deme de pul yok. Nece ona sakit. Ne için geldin Mustafa? Evlenmek. Sahil. İndire mi evlenmek için? Türkiye diyorum, Türkiye'ye. Ah der oldum. Dedim yani bu geldi ikincini mi almaya? İlk zaman anlamaya çalışıyorum. Şu anda anam için geldim. Aha. Şu anda anam için geldim. Gören analarına tanı olanlar seni izleyirler. Şunu anlatayım.
kimse yani ben hiçbir zaman bu yaşıma kadar kimseye hesap vermedim ama beni de kimse yargılamasın. Ben gerçekleri anlatayım. Ben seni yargılayacağım ayçiçi. Aparmışsan sahilerini. Niye evet. Sen ezerini düzelttirmemsen? Yeni gaha salmamsan? Niye? Oraya geleceğim niye zaten. Niye ananı baladan ayırmışsan balanı anlatan? Yok, yargılama. Hepsi o her şey güzeldi. Koy da sözümü diyeyim. Biz ağlayırız sahilerin ananı. Koy da sözümü diyeyim. Ben şöyle anlatayım. 2005'te pasaport yandı. 2004'te hatta kaynanam gelip gittikten sonra pasaportum yandı. Pasaportu kimle yandı? Görürsünüz Sehran Bey, hak hukuku müdafi etmek budur. Konsolosluğa gittim. İstanbul Konsolosluğa gittim. Bana köme eylemediler. Zülfiye Hanım, onu İzmir'de aktarmalıydı. Küvetten yok. Erine bağlı. Kız özü erine demelidir ki bir telefon zengi eleyebilmezdi anasına. Telefonu koyar bir tarafa. Sonra biz kürekenden neyi talep eleyebiliriz? O kız hiç hak hukuk bilir mi? Ananın telefonu var. O kadının dünyaya getirdiği o kız değil, bu kişi değil. O kıza bir bakın. O başka mevzu. Ben başka mevzu. Senetleri de bak indi sahile gelebilmir. Bu Mustafa kişini buraya getirince... O pulu verince hele sahile getirer. Senetleri yerinde olmadı. Ananı değil lazım bunun keçer başından bucağlıydı. Ay Zülfiye Hanım. Eseblerim de. Zülfiye Hanım o kız anasına bir tane telefonla zengin. Sehran Bey çözünüz yoktu. Elmir Bey siz neden ben neden dağıldım? Siz neden dağıldım? Kız anasını düşünmürse kürekenden biz ne talep edebiliriz? Her ne olursa olsun. Eşk olsun. Hakikat halaya ki. Hakikat halaya. İmkan yaradım. Sahile. Hoşbaxt. Nigah, bəli, Sahilə bu dəqiqə hal-hazırda xoşbaxtdır. Dünyanın xoşbaxt, ən gözəl Sahilə. Dünyanın ən gözəl qədim şəhərlərindən birində yaşayır. Ay Sehran bəy, siz nə danışırsınız? Bu ul nə danışır? Qoyun danışsın da, qoyun Sehran bəy fikrin desin. Sehran müəllim qədimdən nindas. İcazə verirsiniz? Bir dəqiqə icazə verirsiniz. Ən qədim şəhərlərindən birində yaşayır, xoşbaxtdır. Turist gözəl. Son dərəcə mehriban bir həyat yoldaşı var, uşaqları var. Bunun için Seyran Bey siz için, de o ciddi siz halasında. Ciddi değilim elbette. Diğer taraftan da o bir sücrete baktık. Olur. O sücreti yakin ilkin çekmişti. İlkine eşk olsun. İlkin çok istidadlı bir jurnalist. Onun böyle geleceği olacak. O ilkin orada gösterirdi bize. Bir dakika. İlkin çekip çok güman ki. İlkin orada gösterirdi. İki farklı yaşayış mantıkasını gösterirdi. Cennet Bekan sahillerinin yaşadığı İzmir Qaraçın olan İzmir'de, mehlede yaşayır. İzmir'de sahile. Yaşayır. İzmir'de Qaraçın, siz bilmirsiniz İzmir aradı. Gözelliği bildi. Ay Seyran Məlim, sizin elə gəlbe, hara düşüb Sahilə xanım. Xoşbaxtdır, əsas odur ki Sahilə İzmir'de xoşbaxtdır. Gözel ailəsi var, əri var. Mustafa'ya eşk olsun Mustafa, mən sənə. Çok teşekkür ederim. Mustafa Sehran Bey'e sarıl. Sana o boyda tarif dedi de. Bir tarif edeyim. Sağ olasın. Sen çok yakışı bir insansın. Vallahi billahi. Bir defa da o sücreti gösterin. Çok hayş ederim. En azından benim hakkımı savunuyor. Teşekkür ederim. Bir defa da o. Daş kesenin kendini gösterin. Çok hayş ederim. O daş kesenden çekilen sücretidir. Çok güzel cennet mekan. Bir dakika. Eşk olsun ilkine. İlkin gösterir sana, Elmir'e deyir ki kıymet verin. Oya minnettar olmalıdır, kısmetinden. Hiç minnettar değilim Mustafa'ya. Ne Ferdi'ye ne de ki o kimdisi o arvada. Sizin künyazlık hakkında tesevvürleriniz, öyle cömertin sağlığı hakkında dediğiniz cömertin sağlığına, cömertin öyle künyazlık olur, Allah hiç sana öyle künyazlık göstermesin. Cömertin sağlığın bari, ben ehtimallarım olur. Ehtimal demirsin, yüz sayıda. Gelin bir dakika, eyleşin. Keçtin artık destası var yanıta. Cömertin geldi değil mi burada? Bir dakika, icazenize. Sahile. Sana tebrik ederim. Sahilə xanıma da çoxlu çoxlu salamlar. Buradadır Sahilə. Mən Sahiləni şəxsən, mən özüm də Sahiləni bağışladım. Sahilə. Çünki Sahilə anasından narazı idi. Mən bunu səbəbim... Alo, Sahilə. Şu an hiç ses almıyoruz, lütfen. Nasıl? Hiç ses alamıyoruz. Ay Sehran Bey, Sahilə'nin işi de. Tek kişi konuşursa işitecektim. Sahilə Hanım, beni duyuyor musunuz? Beni işitirsiniz. Duyuyorum ablam, duyuyorum. Anan da seni duyur, ay Sahilə, bir anneciğimdi. Anneciğim. Aydın. Nasıl tamam? Anneye dediğin o sözlere göre üzür dile indi.
Annem. Haydan. Gelin burada. Mustafa Bey, sen Hanım Bey geldi, kafamı karıştırdılar burada. Belki Mustafa sen anlatmış. Yani özür dilerim. Kafam karışık olduğundan kusura bakma. Benim de kusurum yok. Özür dilerim anneciğim. Hiç ben senden geçtim mi? Seni çok sevdim anneciğim. Ben işte burada gelip konuşurum. Babama askı yaptılar. Mustafa belki her şeyi orada anlatmış olur sana. Ney ney kurban oğlum, anan ölsün, ney ney, hamsını bağışlayıram. Hamsını bağışlayıram. Eybi yoktu, yaxşı eliyip deyip sen. İyi, özür dilerim anneciğim. Benim de suçum yok. Belki Mustafa anlatmış orada sana, onlar anlatmış başıma ne geldi ki. Korkma Sahile, yanındayız. Seni kimse tehdit edebilmez, etmez. Kimse seni tehdit etmez. Ben senin yanındayım. Senetlerini de düzeltmeye kömek edeceğim. Kurban olurum, hoş geldin. Senin senetlerinin düzelmesi için artık müracaatler etmişim. Kömek edeceğim. Sağ ol. Ananı da göndereceğim Mustafa ile. Gelsin senin yanına. İyi, bana yardım edin. Babamın üstüne gitmek isterim. Annemi, kardeşlerimi, toprağımı çok özledim. Canım. Bana yardım etmek isterim. Urban, onu da sana derdiler. Koy gelsin, gitsinler kurban. Ben seni çok üzüldüm. Bana kurban dedi. Vakti. Bağları hayat yoldaşı. Baskı yapıyor. Gidenden sonra baskı yapıyor kadın bana. Elimde de aracım falan vermez. Nedir Çağlar? Nedir Şahin? Yani şuna bakma. Gel burada kafamı karıştırayım. Belki Mustafa anlatmış olur orada size. Her şey dedi. Her şey dedi. Mustafa dedi. Seni tehdit edipler. Ananı ona göre... Feride'nin kızı seni tehdit edip Mustafa onu dedi. Aynen bu. O ne söylüyor? Aynen öyle. Doğru ben söyledim, onu anlattım. Böyle söylersen dedim. Ne adamlarım beni suçlu bulmazsa istemiyorum, benim suçum yok dedim. Ne de annem üzülmesin istemiyorum. O ne olur olsun o benim annem. Feride'den hoşum gelmemişti benim. Evet. Tam annemle konuşacağım geldi, tamam karıştırdı. Senin benim annem iki gün orada dolaşacak senin annenin yüzünden, ne bileyim ne. Annem orada kalacak, annem kurtaracak. Neyse Sahile, sen indi rahat ol. Ben annenin biletini de alacağım. Mustafa ile yanına göndereceğim. 2007'den bu yana sarılabilmediğin anana sarılarsan, ana bala beraber dertleşersiniz. Ben hemşe derim ki ay mama kurban olun. Başımı dizinin üstüne koyun, başımı sığalla. Saçlarımı sığalla. Benim en güzel anamdan istediğim nedir? Aynen. Eve giden de başımı koyuram onun o güzel dizlerinin üstüne, saçlarımı sığallayır. Allah çok şükür. İndi göndereceğim senin yanına. Her şeyini eleyeceğim. Senin de senetlerini düzelteceğim. Söz veririm. Kömeği eleyeceğim. Sağ oldu. O kadar öyle dua kazanacaksın ki benim dualarım sana yeter ablam. Dualarım bana yeter. Vallahi ne bileyim, hiç ne demirəm. Neyse, gözün aydın. Dur kürəkəninle git, daş kesene. Gitmək isteyen de mənə deyirsən biletini alacağım. Oldu. Yaxşı. Bu belə. Ay sağ ol.